İyi. Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yapay zeka tartışmaları çerçevesinde bugünümüzü ve geleceğimizi konuşacağız Murat Kirişçi hocamla. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Değerli hocam, sizi öncelikle kısaca bir tanıyabilir miyiz? Tabii ben matematikçiyim. Üniversitede matematik mezunuyum. Daha sonra yüksek lisans ve doktora matematik üzerine, teorik matematik üzerine çalıştım. Ancak son dönemlerdeki, özellikle 2010'dan sonra değişen bilim dünyasının süreçlerine uyum sağlamak için ben de bu yeni çalışma metotları olan yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme gibi çeşitli karar verme metotları ile ilgili çalışmalara yöneldim. Son 5-6 yılımı bununla geçirdim diyebiliriz. Şu anda Evet. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde biyostatistik anabilim dalında öğretim üyesi olarak devam ediyorum. Hocam siz tıp fakültesindesiniz. Sağlık Evet. alanında çalışıyorsunuz. Evet. Yani dolayısıyla bir bakıma dijital sağlıkla ya da sağlıkla yapay zekanın kesiştiği bir alandasınız. Evet. Yani yaptığınız işle ilgili de böyle kısaca bir bilgi verebilir misiniz? Yani somut olarak ne yapıyorsunuz? Tabii bu bizim alanımız, çalıştığımız alan biyoistatistik. Aslında istatistiğin örneklemlerinin biyoloji veya tıp alanından seçildiği kısımlar. Burada biz var olan tıbbi çalışmaların istatistik analizlerinde hekim arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Bunun dışında ben bu istatistik çalışmaları dışında yeni karar verme metotları üzerine çalışıyorum. Bu karar verme metotlarının medikal uygulamalarını örnekliyorum. Onlar üzerine çalışıyorum. Son çalışmalarım özellikle son 2-3 senedir yayınlanmış ve şu anda editör sürecinde olan çalışmalarımın hemen hemen hepsi medikal uygulamaları olan karar verme metotlarının üzerine. Yani bu karar verme metotları da bizim yapay zekanın temelleri olan fuzzy logic ve fuzzy kümeler üzerine çalışmalardır. Ben Bulanık onların mantık. evet bulanık mantık, özür dilerim. Sesini söylemedim. Bulanık mantık üzerine çalışıyorum. Bulanık mantıkta yeni metotlar üretip bu metotların hem metot olarak çalıştığını göstermek hem de bunun aynı zamanda hekimlerin karar verme metotlarına yardımcı sistemler olarak kullanılabilmesi. Aslında bu şunu anlatıyor. Ben ve benim gibi çalışan ve benim daha uygulamalı konularda, benden daha farklı uygulamalı konularda çalışan arkadaşlar, biz aslında teorik olarak veya pratik uygulamalı olarak doktorların karar verme biçimlerini makinelere öğretmeye çalışıyoruz desek yerinde olur aslında. Evet. Yani bir hastalığı teşhis edebilecek, tanılayabilecek algoritmalar üzerinde çalışıyorsunuz. Öyle Doğru. diyebilir Çok, miyiz hocam? çok doğru. Eyvallah, Yani şöyle teşekkür ederim. oluyor. Biz elimize aldığımız bir fikir üzerinden yeni bir algoritma, yeni bir düşünme metodunu makineye tanıtıyoruz algoritmalarla. Bu düşünme metoduyla bir doktorun veya doktorlar grubunun bir hastalığa tanı koyması, onu incelemesi, onunla ilgili tedavi üretmesiyle ilgili süreçleri bu karar verme metotları üzerinden nasıl yürütülebileceğini çalışıyoruz ve bu algoritmaları bilgisayarlara tanıtmaya çalışıyoruz. Anladım. Değerli hocam, şimdi insanlık tarihinden bahsedildiğinde bir takım devrimlerden bahsediliyor. İşte bundan önce yaşadığımız üç tane devrimden bahsediliyor. Buharlı makine devrimi, elektrik devrimi ve elektronik devrimi, bilgisayar devrimi. Şimdi dördüncü devrimi yaşadığımızı ifade ediyorlar. Yapay zeka devrimi deniliyor bunun adına. Hatta bazıları bunun son devrim olduğunu da söylüyorlar. Yani bundan sonra artık yapacağımız başka bir devrim yoktur. Yapay zeka ile birlikte aslında final aşamasına geldiğimizi, son aşamaya geldiğimizi falan da söylüyorlar. Dolayısıyla insanlık çok idrakinde olmasa da çok kritik, çok önemli bir noktayı aslında şu anda yaşadığımız ifade ediliyor. Şimdi hocam biz yapay zeka dediğimizde öncelikle ne anlamalıyız? Siz yapay zekayı nasıl tanımlıyorsunuz? Onu tanımlarken hocam bir de bugün yapay zekada geldiğimiz noktayı, şu andaki noktayı da şöyle kısaca özetleyebilirseniz sevinirim hocam. Tabii sizin bahsettiğiniz o devrimler üzerinden bir iki basit açıklamayla geçeyim. Herkesin rahatlıkla anlayabileceği aslında bu noktaları ben önceden birkaç yerde daha
daha açık orta yani şeyde yüz yüze görüşmelerimizin olduğu dostlarla görüşme meclislerimizi de çok sıklıkla anlattım ama orada biraz da tabii sohbet ortamında arkadaşlığın getirdiği rahatlık olsun diye söyledim. Şimdi aynı şeyleri biraz daha sistematik okumak için size yani bir sıraya kısa bir sıralamayla gideceğim. Arada teknik bazı takım şeyler olacak açıklamalar ama izleyicilerimizin buna çok şey olmamasını istiyorum. O teknik açıklamalar biraz ihtiyaçtan kaynaklanacak. Eyvallah hocam. Şimdi üretim devrimi aslında dediğiniz devrimler dünyada üretim şekillerinin değişmesiyle oluştu. Yani dünyada üretim şekli her değiştiğinde yeni bir devrim oluyor. Çünkü yeni bir devrim dediğimiz şey şudur hocam. Yeni bir siyaset, yeni bir ekonomi, yeni bir sosyal hayat, yeni bir kültürel hayat, yeni bir sanat hayatı, yeni bir aile ilişkisi. Yeni bütün bir hukuk. Detaylı, efendim? Yeni bir hukuk. Yeni bir hukuk. Yani aklınıza gelebilecek hayatla ilgili her şey tabandan tavana her şekilde değişiyor. O yüzden bu bir devrimdir. Aslında biz insanlık tarihini incelediğimizde muhtemelen birçok devrimle de karşılaşabiliriz ama biz sizin söylediğiniz kısaltmalar benim için de rahatlık oldu. Yani biz onu şimdilik kısa başlıklar halinde şöyle yapacak olursak, buhar devriminin etkisiyle biliyorsunuz özellikle İngiltere'de başlayan süreç, kas gücüne dayalı üretim şeklini buharla beraber yeni bir üretime, yeni bir hıza ulaştırmıştı. Yani örnek olsun diye söylüyorum, kas gücüyle bir gün şey, bir ayda yapılan bir parça buhar gücüyle bir günde yapılır hale gelmişti. Bu ne demektir? Yoğun üretim, dolayısıyla yoğun tüketim, dolayısıyla da işte yeni ekonomi modelleri oluşmasını sağlamıştı. Biz bunu sanayi devriminde görüyoruz. İslam dünyası veya Osmanlı diyelim ya da biz komple hep beraber aslında bu devrim yaklaşık 250 yıl geriden takip ettik. Biraz sıkıntılarımız var. Yani detaylarını anlatmayacağım. Daha sonra makinelere buhar bağlayarak yani kas gücüyle üretilen üretim yapan makinelere buhar bağlayarak üretilen sanayi devrimi yeni bir evrime yol açtı. Elektrik bağlantısı oldu. Yani sanayi devriminin başında buhar bağlanarak üretim yapılan makineler elektrikle yeni bir üretim şekline geçtiler. Bu da daha yoğun, daha hızlı bir üretim şekliydi. Akan bantlar üzerinden hızlı üretim yapılmaya başlanmıştı. Biz buna seri üretim diyoruz ya da Fordist üretim gibi tanımlamalar da var biliyorsunuz piyasada. Elektrik devrimi de işte biz ortalama 150 yıl kadar bir gecikmeyle takip ettik. Daha sonra IT devrimi dediğimiz bilişim devrimleri başladı ki bu üretim şeklini çok çok değiştirdi. Çünkü sanayide kas gücüyle yapılan sanayi devriminde ve elektrik devriminde insana bağlı olan üretim modeli IT devriminde insanı çok büyük oranda dışarı taşıyarak makineleri kendi içerisinde üretim haline getirdi. CNC tezgahları bunun en önemli özelliğiydi. Biz de 90'lı yıllarda çok hızlı bir şekilde CNC tezgahlarına geçildi. Üretim değişti, bu dünyada da değişti. Bu da bizi yeni bir ekonomi modeline, aslında bu IT devrimi dediğimiz 1945'lerde başlayan postmodern hayatın ürettiği serbest piyasa ekonomisi, yani neoliberal ekonominin hayatı tam olarak sızması, hayatı tüm kılcal damarlarını aslında gasp etmesiyle başlamış bir ürün. Çok ciddi bir üretim modeli. IT devrimi bize şunu anlatıyordu aslında. Tıpkı sanayi devriminde ve elektrik devriminde olduğu gibi bilgisayara bağlı makineler belli bir ürünü milyonlarca adet üretebiliyordu ki nitekim Çin biliyorsunuz bu üretimin dünyadaki en üst modelidir. Bu zamana kadar yapılan bütün sistemler hayat içerisinde sanayi devrimi biliyorsunuz kapitalizmin üretilmesine sebep oldu. Kapitalizmle beraber yeni ekonomi modelleri, bankacılık sektörü, siyasette yenilikler, hatta kral ve kilisenin kenara çekilmesi, laikliğin özellikle piyasaya sürülmesi, daha özgür ortamlar tırnak içerisinde ifade edilmesiyle oluşan bir süreçti bu. 2010'lara, bu arada biz IT devrimini Türkiye olarak çok gecikmeden, 15-20 yıllık bir gecikmeyle yakaladık. 1979 yılında robotları dünyada üretimin başladığı dönemdir. Biz İTÜ'de yanlış hatırlamıyorsam 1992 yılında ilk robot kolu yapılmasını sağladılar. Dolayısıyla biz IT devrimine çok hızlı bir şekilde
girdik ve yakaladık diyebiliriz. Yani o devrimde biz hızlı bir imkan ürettik. Bu üretim tarzı aslında 80'lerde tüm dünyaya yayılmıştı. Neoliberal ekonomi politik veya bunun bizim adına küreselleşme ideolojisi dediğimiz. Bakın küreselleşme derken tüm dünyayı saran bir ideolojik üretim modelinden bahsediyorum. Yoksa küreselleşme dünyanın her döneminde. Örneğin Büyük İskender bir küresel hareket yapmıştır yani. Küreselleşmedir. Topraklarını genişletmiştir, ilerletmiştir. Roma küreselleşme hareketi yapmıştır. Yani çok geniş siyasi alanlar üretmiştir gibi. Zaten küreselleşme doğal bir süreç. Hani hayatın içerisinde var olan bir süreç. Bu bize sonradan üretilen küreselleşme bir ideolojik üretim biçimidir. Bu ideolojik üretim biçimi sizin de sıklıkla değindiğiniz hassas konularımızdan olan mesela ailenin yıkımına sebep olmuştur. Merkezi otoritelerin insanları bireyselleştirerek yok etme modellerini oluşturmuştur. Bu sadece bir dünyayı teritoryal olarak ele geçirme meselesinden çok daha öte bir durumdur. Bireylere kadar inmiş, kılcal damarlarımıza kadar inmiş bir küreselleşme modelidir. Bu bir ekonomik. Dolayısıyla da bu ekonominin ürettiği siyasi bir modeldir. Burada şunu yani söyleyebilirim. Aile evet. Ve benzeri konularda yaşadığımız sorunlar aslında bu sürecin bir sonucu olarak sonucu, ortaya çıkıyor. Sonucu, tabii tabii. Yani ben şöyle küreselleşmeyi anlatabilmek adına basit bir örnekleme için. Yani nasıl bir ideoloji olduğunu. Çünkü küreselleşme deyince sadece sanıyorlar ki toprak kazanmak için yapılan fetihlerle elde edilen geniş alanlar. Bu yeterli bir açıklama değil. Bu eskiden vardı ama onun içerisinde bile ekonomi vardı. Dolayısıyla biz siyaseti ekonominin yoğunlaşmış hali, ekonomiyi de siyasetin yoğunlaşmış hali olarak okuyabiliriz. Siyaset ve ekonomi birbirine ayrılamaz. İki parçadır şöyle. Elbette bugün uzmanlık alanları olarak bunları birbirinden ayırt ederek bazı şeyler üretiliyor ama sonuçta hayat içerisinde yaşadığımızda siyaset ve ekonomiyi birbirinden ayırmamız mümkün gözükmüyor. Dördüncü devrim dediğimiz yapay zeka devrimi denilen 2010'da başlayan otonom sistemler devrimi vardı. Bu sistemin sebebi de yeni bir üretim tarzı olmasıdır. Yeni bir üretim tarzından kastım nedir? Otonom sistemler devrimi basit bir endüstriyel örnekle anlatayım sonra detaylandıracağım zaten. Otonom sistem artık aynı bant üzerinde milyonlarca aynı tip ürünü üretmek yerine aynı anda yani biliyorsunuz sosyal medyada da şu anda ismim anlık kelimesi geçer ya o anlık evet. Kelimesi bu şeyi yeni sisteme açıklamaya yetiyor. Aynı anda akan konveyörler üzerinde akan parçaların bir tanesini mesela bir araba yapıyorsunuz. Birinci arabayı kırmızı, üstü açık, deri koltuklu yaparken ikinci arabayı işte sedan değil de kısa model, üstü kapalı, mavi renkli, içinde farklı özellikleri aynı akan bant üzerinde kurgulayabilecek yeni bir sistem. Bu üretim çok daha farklı bir üretim. O yüzden yeni dünya otonom sistemler devrimine geçiş yapıyor. Bu otonom sistemler devrimi dediğimiz şey yapay zeka. Yani öğrenen yani makineler. Her ürünün özelleşmesine, bireyselleştirmesine imkan veren bir üretim biçimi. Evet. Dolayısıyla bu çok ciddi bir yeni bir modeldi. Hatta öyle ki bu otonom sistemler devrimi dünyada bize Lidyalılardan miras kalan para sistemini ya da paranın değişim aracı olmasını da ortadan kaldırdı. Artık dünyada değişim araçları veriler üzerinden yapılıyor. Bu biraz yavaş gittiği için şu anda hissedemiyoruz. Biz de hissedemiyoruz, toplum da hissedemiyor, uluslararası toplum da hissedemiyor. Çünkü siyaset olarak dünyada birçok karmaşa ve sorun var. Biz bu blockchain yapısını yani blok zincir yapısının nasıl hayatımıza dahil olduğunu çok da fazla bilmiyoruz açıkçası. Konuyu sadece Bitcoin üzerinden tanımlıyorlar. Bitcoin bir basit bir örnektir. Özelliği çok yoğun para kazandırmış olması için insanları oraya biraz hassas olmaya çekmiştir ama blockchain çok daha geniş ve çok daha büyük bir sistemdir. Değişim araçlarını değiştirmiştir dediğim gibi. Yani artık para, yani yine biz para dersek bile bu değişim aracına veriler artık para olacak. Veri eşittir para diyeceğiz. Yani dijital ortamdaki verileri para kılacağız. Dolayısıyla dünyadaki üretim tarzı değiştiği için bu sisteme, bu yeni olan olaya devrim diyoruz. Yapay zeka devrimi. Türkiye bunu 2-3 sene geriden takip etti. Ancak ilginç bir şekilde şu anda Türkiye yapay zeka sistemlerini
çok derinden ve hızlı bir şekilde girmiş durumda. Dünyada çok iyi bir yerde. Bunu da niye göremiyoruz? Bunun sebeplerinden birisi yapay zekanın şu anda Türkiye'de özellikle istihbarat, güvenlik alanları ve silah sanayinde kullanılıyor olması doğal olarak hayatta ve halkın içerisine girmesini önlemiş ve dolayısıyla konu hakkında bilgi edinmemiz zorlaşmıştır. Ama şöyle diyebiliriz, Türkiye şu anda yapay zeka sistemleri içerisinde dünya üzerinde bu şeye birkaç sene geriden başladı ve şu anda yakaladı. Belli bir çizgiyi de geçti. Aslında bu tabii hocam, bu aslında mantık olarak şöyle bir mantıktır. Yani nasıl bir değişim yarattı bu devrimler? Önceden biliyorsunuz tarım toplumundan da önce avcı ve toplayıcı denen bir sistemden bahsediyordu insanların yaşam biçimi, yaşam formları için sosyolojik tanımlara açısından baktığımızda. Daha sonra tarıma geçtik. İnsanlık toplum olarak. Bu tarım geniş topraklarda geniş alanların ekilmesi, ürünlerin biçilmesi, düzenlenmesi, pazarlanması, satılması bir kölelik düzenine ihtiyaç duyuyordu. Dolayısıyla biz avcı toplumlardan sonra kölelik düzeni denen dünyada sisteme yaşamaya başladı insanlık. Daha sonra feodalizm geldi. Feodalizm de bu köleliği farklı bir yapıyla, farklı bir çerçeveyle değerlendirdi. Nitekim biliyorsunuz bu hep biz Avrupa'da konuşuruz ama aslında doğunun bazı toplumlarında da yine geçerli bir yapıdır. Daha bunun peşine de merkantilist dönemin ürettiği kapitalizmle karşılaştık. Burada aydınlanma sonrası hikayede biliyorsunuz insanların özgürlükleri dolayısıyla kölelik reddedildi. Köleliğin sosyal bir vaka olarak sorun olduğu görüşüldü ama kapitalizm aslında üstü kapalı yeni yöntemlerle kölelik üretti. Fabrikalarda, işte ne bileyim merkezi sistemlerde yeni patronlara belli bir para karşılığı çalışan yine mecburi köleler haline gelmiştir. Bizim yani şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde köleliğin kaldırılması da aslında biraz bununla ilgili bir süreç herhalde, değil mi hocam? Evet. Tabii çünkü Amerika'da da kuzeyde biliyorsunuz sanayi devriminin getirdiği fabrikalaşma var. Fakat fabrikalarda çalışacak personel bulmakta zorluk çekiliyor. Bu bize neyi sağladı? O zaman dediler ki kölelik kalksın, Abraham Lincoln'un ölümüne yol açan bu sistem değişikliği, çünkü üretim şekli değişmiş, sistem değişiyor. Biliyorsunuz oradaki köleleri kölelikten azatla ilgili yöntem sonrasında o köleler geliyorlar. Kuzeyde, fabrikalarda veya benzeri işlerde ya da kölelik tipi benzeri işlerde çalışmaya başladıkları vakadır. Hatta sosyal ortamlarda barınamayıp tekrar kendi çiftliklerine geri dönüp köle düzeninin yaşadıkları köle düzeninde devam eden kölelerden de bahsetmek mümkündür. Bugün işte bugüne kadar yaşadığımız şey aslında avcı toplayıcı, kölelik, feodalizm ve kapitalizm olarak değişik dönemleri ifade edersek sonunda bugün geldiğimiz nokta aslında 2010'dan sonra yapay zeka teknolojileri dediğimiz bu otonom sistemler devriminin para ve teknolojiyi evlendirerek yeni bir çocuk ürettiğini görüyoruz. Bu ekonomi modelinin adını artık kapitalizm olarak ifade etmiyorlar. Literatürde bu bilgi ekonomisi diye geçiyor. Uluslararası bütün literatürde, akademide birkaç yayında ben şey de gördüm. Anti küreselleşme adı altında da bunu tanımlıyorlar ama bazı argümanları farklı olarak tanımlıyor. Ancak görünen o ki asıl işin para ve teknolojinin birleşerek yeni dünyada yeni ittifakların, yeni algıların oluşmasıdır. Bu dönem küreselleşme ideolojisinin ve ulus devlet tartışmalarının ortadan kalktığı, ancak daha yerele hitap eden, merkeziyetçiliği ortadan kaldıran, keskin büyük yapıları yerelde küçük, hatta mikro ailelere, mikrodan kastım ailelere dönüştüren, burada anlattığımız aile tabii ekonomiye can verecek aileler, yoksa bizim anladığımız anlamda geleneksel aile yapımızdan kast değil ama aileye döndüren bir yapıdan bahsediyoruz günümüz teknolojileri açısından. Dolayısıyla yapay zeka teknolojilerinin geçirdiği evrim, yani bugüne kadar gelen hayatımızdaki süreçler, üretim modellerinin değişmesi ve hayatta, sosyal hayatta bizim işte avcı toplayıcı, tarım toplumu, kölelik, feodalizm, kapitalizm gibi çeşitli dünyalardan geçerek bizim bugüne gelişimizi sağlamıştır. Hocam izin verirseniz yapay zeka nedir? Biraz hafif teknik ama açıklamaya gerek duyduğumuz bir ihtiyacımız var. Aslında yapay zeka şunu söylüyor bizden. Yani yapay zeka
insanın yaptığı işlerin benzerlerini bilgisayarlara tanımlayarak bilgisayarların mevcut bilgiler ve dışarıdan aldığı, kendi aldıkları bilgiler üzerinden deneyimler yaparak öğrenme biçimine, makinenin öğrenme biçimine biz yapay zeka diyoruz aslında. En basiti bu. Çok kolay anlaşılması. Buyurun. Değerli hocam, hemen o zaman şunu sorayım. Şimdi siz makine öğrenmesi alanında çalışıyorsunuz. Ben psikoloji alanında çalışıyorum. Öğrenme psikolojinin çok merkezi kavramlarından birisidir. Ve öğrenme dediğimizde biz aslında doğrudan canlı bir varlık, yani çoğunlukla insan gelir aklımıza. Ama bir canlı varlıktan bahsediyoruz. Şimdi makine öğrenmesi çok ilginç bir kavram, çarpıcı bir kavram. Ne anlamalıyız hocam makine öğrenmesi denildiğinde? Yani bizim kafamızda şöyle bir şey canlanıyor. Yani bir çocuğun nasıl öğrendiğini biliyoruz. Hayvanlarda da alt düzeyde öğrenme mekanizmaları var. Ama bir makinenin öğrenmesi dediğimizde sanki bir inisiyatif, ona bir irade atıyormuşuz gibi bir algı da oluşuyor bizde. Bu doğru mu? Yani bu hem dinleyicilerimizin de anlayabileceği bir şekilde. Çünkü makine öğrenmesi herhalde yapay zeka devriminin merkezinde olan kavramlardan birisi. Bunu bizim anlayabileceğimiz şekilde açabilirseniz seviniriz hocam. Tabii aslında dediğiniz o öğrenme biçimini, yani bu psikolojik... Pardon, özür diliyorum. Bir de hocam derin öğrenme. Yani makine öğrenmesinin bir alt alanı olarak derin öğrenmeye de kısaca bir açıklık getirirseniz sevinirim hocam. Tamam. Yani şöyle, yapay zeka dediğimiz şey bugün aslında işte şöyle söyleyelim. Satranç oynayan bilgisayarlardan tutun da kendi başına hareket eden, yani kendisi giden arabalardan, doğal dil işleme, yani harfleri, çeşitli el yazılarını gördüğünde onu hemen hangi dil olduğunu, hangi kelime olduğunu, hangi harf olduğunu tanıyabilecek kadar yüz binlerce farklı veri işleme metodundan birisi. Veri işleme metodudur aslında. Birçok konuya, yani hayatta karşılaştığımız her konuya makineler bir insan tepkisi verme özelliğine sahiptir, ama insanlar tabii dediğiniz gibi psikolojik bir etkisi var. Dolayısıyla psikoloji bizim duygusal yönlerimizi de ifade ediyor. Duygusal yönlerimizi anlatıyor. Makinelerin böyle bir duygusal yeteneği yok. Mesela şöyle söyleyelim. Makine Kasparov'la Deep Blue biliyorsunuz satranç oynamıştı. Mesela Kasparov yendiğinde, Kasparov bir insan olarak yenmenin verdiği mutluluk ve çevresindeki arkadaşlarla bu mutluluğu paylaşma imkanı vardı. Neden? Çünkü bunun bir duygusal altyapısı var. Sadece rasyonellikle ifade edemezsiniz. Ancak bir makinenin Kasparov'u yendiğini düşünün. Bir makine bu yenmeden dolayı yenmenin ne anlama geldiğini, onun kendisine ne kadar büyük bir mutluluk vereceği veya bunun onda nasıl bir güç temerküzü üreteceğini falan düşünmez. Makine yenmiş olmanın gerektirdiği işleri yapar. Hocam bir araya girebilir miyim burada? Çünkü bu söylediğiniz şey çok önemli. Fakat ona biraz sonra gelmek istiyorum. Şimdi yani bu makine öğrenmesi kısmı kafamızda biraz netleşsin diye soruyorum hocam. Somutlaşsın diye soruyorum. Mesela biz bir kitap sitesine girdiğimizde ya da bir film sitesine girdiğimizde aslında yapay zeka bizim hayatımızda çok iç içe. Biz aslında sürekli yapay zeka uygulamalarıyla karşılaşıyoruz. Benim tercihlerime bakarak bana yeni filmler öneriyor ya da yeni kitaplar öneriyor. Bu sitenin arkasında bir adam yapmıyor bunu. Orada bir algoritma var, bir yazılım var. O yapıyor. Bunu nasıl yaptığını böyle çok kısa da olsa aktarabilir misiniz hocam? Tabii şöyle. Şimdi biz bilgisayarlara örneğin yapması gereken işleri tanımlarken bir algoritmik fikir üretiyoruz ve algoritmalarımızı yazıyoruz. Bilgisayarlara bunu anlatıyoruz. Örneğin diyoruz ki bir kişi benim dükkanıma geldiğinde, bu bir bakkal dükkanı olsun, her seferinde onun geldiği zaman aldığı ürünleri kodlayayım. Birkaç ay sonra bana makine desin ki Mücahit Hoca geldiğinde her seferinde günle 2 ekmek alır, su alır ama hiç kola almaz. Dolayısıyla ben ürün profilimi ve müşteri profilim arasında ilişki kurarken Mücahit Hoca gibi kişileri yapısına uygun olarak kendi dükkanımda mal, ürün stoğu tutabiliyorum. Bu çok basit bir şey. Ama ne yapıyor bize?
sizin alışkanlıklarınızı, yaptıklarınızı, düşünme biçiminizi, ihtiyaçlarınızı ben makineye diyorum ki bunu bir kodla, yani bir kontrol et. Her mücahit kulübündeki makineden bizden bir şey aldığında onu sırala, verileri düzenle ve veriler arasında bana bir ilişki çıkar. Anladım. Bir süre sonra makine sadece benim verdiğim algoritma ve Mücahit Hoca üzerinden yapmıyor bunu. Makine bunları öğrenmeye başlıyor. Çünkü makineye de diyorum ki şunu öğrenmeye başladığında Mücahit Hoca'nın alışkanlıklarını ve ürün yelpazesini şey yaparken aynı zamanda benzer müşterileri de bana yakala. Bir süre sonra bunların zıttı olanları da yakala diyorum. Makineye sürekli algoritmayla kişilerin özellikleri, yaptığı işleri falan benzer şeyleri yakalatarak kendi ürün formumu müşterilerime uygun hale getiriyorum. Örneğin hiç un satılmadığını düşünelim bakkalda. Sürekli müşterilerim geldi ama atıyorum bir sene boyunca ben hiç un satmadım. Bunu tabii bir bakkal bunu kendi standında bilir. Meseleyi ben basit olsun diye anlatıyorum. Anladım. Yani. Diyorum ki artık bundan sonra benim burada un alıp boşu boşuna yatırım yapmama gerek yok. Bunun yerine ben müşterilerimin sıklıkla aldıkları ürünleri çoğaltarak daha fazla imkan üretebilirim. Örneğin bugün internet siparişi vererek evinize malzeme getiren bazı firmalar var biliyorsunuz. Ürünler özellikle işte market ürünleri. Onların depoladıkları mallar da tıpkı bu benim anlattığım gibi özellikle yoğun olan, en çok alınan, en çok tüketilen malları kendi depolarında tutuyorlar. Diğer malları çevreden temin ediyorlar. Dolayısıyla diğer mallarda çok kâr etmiyorlar ama depoladıkları mallarda zaten çok fazla işte içinde mesela diyelim ki maden suyu çok içilen bir şey ve çok tüketiliyor ya da ekmek çok şey var. Bunu çok iyi organize ettikleri için oradan çok iyi kar elde ediyorlar. Buradaki yapılan iş makineye nelerin gerekli olduğunu tanıtmakla ilgili bir şey. Bunu biz çeşitli vasıtalara bakın. Mesela Facebook'un bir algoritması var. Facebook'un çok ciddi bir iddiasıdır bu. Yaklaşık 70'e yakın like yaptığınız zaman sizin hem ideolojik hem de şey olarak cinsellik olarak tercihlerinizi yakalıyor Facebook. İstediğiniz kadar karmaşık like'lar yapıyor. Öyle bir algoritma üretmiş ve öyle bir deneyime ulaşmış ki Facebook milyonlarca kullanıcısı olduğu için çok ciddi algoritmaların kullandığı çok ciddi verilere sahip. Bu veriler işimize yarıyor ve bu adam bunları organize ediyor. Sonra diyor ki 150 like yaptığınızda sizi eşinizden daha iyi tanırım ya da annenizden daha iyi tanırım diyor. Eğer 300 like yaparsanız sizi sizden daha iyi tanırım diyor. Hani bu sosyal medyada gezinen bir Gordon Pizza, Google Pizza esprisi var. Oradaki mantık doğru bir mantık. Bunun aynısını hayatımıza Facebook'un algoritmalarında sokabiliyoruz. Bunun dışında mesela otonom sistemlerde otonom araçlar var. Yani sürücüsüz araçlar diyoruz bunu. İstanbul'da bunu kullanan raylı sistemlerde metrolarımız var. Bunun dışında arabalar var biliyorsunuz. Bu arabalardan Amerika'da yanlış hatırlamıyorsam 2 tane kaza yaptı. Ama bu kazaların sebebi algoritmalardan veya yanlış veya eksik kodlamadan kaynaklanmıyordu. Arabanın deneyimsizliğinden kaynaklanıyordu. Yani algoritmanın makine öğrenmesinin deneyimsizliğinden kaynaklanıyordu. Nasıl ki biz çocukken bazı bilgileri edinmediğimiz için, deneyimsiz olduğumuz için küçükken kandırılabiliyoruz. İstedikleri gibi yetişkinler bizi yönetebiliyor ama yetişkin olduktan sonra bu artık ortadan kalkıyor. Onun sebebi nedir? Hayatımızdaki bilgilenme süreçleri ve deneyimlerimizdir. Yani beynimiz şablon olarak yeni bilgileri alıp şablonlaştırdıktan sonra bizi o konularda kandırma olasılığı olmuyor ya da bizi o konuda ikna etmiyor. Ya da bizi o konuda yeniden bilgilendirme sürecine sokmaya gerek kalmıyor. Mesela 4 işlemi tekrar öğrenmemize gerek kalmıyor. Onu zaten çocukken bilmiyorduk, öğrettiler. Ama şimdi artık o bizim şablon olarak kafamızda var. Tıpkı onun gibi otonom sistemler devriminin ürettiği o sürücüsüz araçlar da deneyimsizdi. Yani bu ölüm vakalarındaki sorun şu hocam. Yaşlı bir kadın yolda geçerken insanların ortalama hızını tahmin ederek araba ilerliyor. Nasıl olsa bu saatte o geçecek diyor. Yaşlı olduğu için, yavaş yürüdüğü için, hareketi zayıf olduğu için
araç bunu hesaplayamadığından o insanı, o yaşlı kadını öldürdü. Sebebi buydu. Aynı makine şu anda çok daha deneyimlidir. Onun karşısından çok daha yavaş bile geçseniz muhtemelen duracaktır. O dönemki deneyimsizlikler şimdi artık yeni deneyimli hale geldi. Makine kendi deneyimini de bir veri olarak işliyor. Evet. Hocam aynen o zaman şimdi siz mesela bir hastalığı makineye tanıtırken siz aslında makineyi eğitiyorsunuz. Yani evet. Örnek bir takım vakalar veriyorsunuz. Benzer vakalar veriyorsunuz, ayırt etmesini sağlıyorsunuz. Burada şunu sormak istiyorum. Derin öğrenme diye bir kavram var bir de. Tabii. Yani şöyle, bu makine herhalde, öğrenmesi... Evet, buyurun. Bu herhalde bu öğrenmenin daha özel bir şeklini ifade ediyor. Onu da birkaç cümleyle de olsa açabilir misiniz hocam? Derin tabii, öğrenme. Şöyle, makine öğrenmesi aslında yüksek işler yapan ciddi algoritmalara sahip ama veri hacimleri arttığı zaman makine öğrenmeleri biraz yavaşlıyor. Ve işlem güçleri azalıyor. Yani deneyim süreçleri artıyor, sorun haline geliyor. Derin öğrenme, makine öğrenmesinin bir daha özelleşmiş, süzülmüş, daha geniş, büyük verilerde çalışabilme özelliğine sahip yapılarını ifade eder. Örneğin dil, doğal dil işleme çalışmaları vardır. Doğal dil işleme çalışması şudur. Bir harfi el yazısıyla ister Çince olsun, ister Latince olsun, isterse Arabik olsun. Bir harfi siz elinizle yazdığınız zaman o harfi kendisi orijinal harfine yakın el yazmalarının tümünü tanımaya çalışan ve ciddi öğrenmeler yapmak istediğinizde makine öğrenmesi mesela buna yetmez. Yani yetmez derken çok sorun ve zor olur. Karmaşık bir olaydır çünkü doğal dil işleme. Makine öğrenmesinin bu zorluğu yenebilmesi için derin öğrenme metotları üretilmiştir. Bu zorluk, karmaşıklık ve büyük veri hacimlerinde daha çok derin öğrenme dediğimiz yeni teknikler kullanılır. Bu 2010'lardan itibaren başlamıştır. Aslında 80 ile 2010 arası makine öğrenmesi diyorduk. Derin öğrenme dediğimiz şey şudur. Uçtan uça bütün problemi alır, işler ve çözer. Hiç boşluk bırakmaz. Uçtan uça başlar. Hı hı. Makine öğrenmesi şöyle yapar. Bir problemi alır, parçalara ayırır. Her parçaya ayrı ayrı çözer. Sonuçta birleştirir. Bu zor bir işlemdir. Yani öyle özellikle veriler büyüdükçe bu işi yapmak çok daha zorlaşır. O yüzden biz derin öğrenme metotları üretilmiştir ve bunları daha çok şu anda kullanıyoruz. Burada da herhalde beyin, insan beyni model alınıyor. Nöral ağlar sistemiyle herhalde algoritmalar oluşturuluyor. Bu Google Translate'i örnek verebilir miyiz hocam buna? Tabii. Mesela... Çok doğru. Evet. Çok doğru. Yani şöyle, bir kere nöral ağlar bu işin temeli. 80'li yıllarda başlayan ilk işlem. Özellikle beyindeki sinirlerin birbiriyle, yani vücudumuzdaki sinirin, hücrelerin birbiriyle olan iletişiminin aynısını makine üzerinde kullanan bir yapıdan bahsediyoruz. Bu derin öğrenmede aynı nöronlardaki, biyolojik nöronlardaki birbiriyle olan etkileşimin aynısını makineye anlatıyorlar. Biz o yüzden derin öğrenmeye derin sinir ağları, yani deep neural network'ler de diyebiliyoruz. Bunun sebebi işte o söylediğim uçtan uça olan bağlantıyı derin öğrenme çok iyi yapar. Her bir sinir hücresi bir diğer sinir hücresine işlemleri atlatarak gider. Her birisi bir diğerine bilgi aktarır. Bu bilgi aktarımı en sonunda sonuca ulaştırır bizi. Diyebiliriz. Bu Google Translate dediğiniz şey de biliyorsunuz ilk çıktığında çok iyi değildi. Yani evet, doğru çeviriler yapmıyordu. Kendisini evet. Sürekli geliştiriyor. Çok geliştiriyor. Bunun dışında ben size başka bir örnek vereyim. Mesela Google'ın yeni algoritmaları öyle çalışıyor ki hocam. Mesela siz girdiğiniz bilgisayarda Mücahit Gültekin'in bilgisayarı ve Mücahit Gültekin'in internette yaptığı bütün gezintileri Google altyapısında tarıyor. Sizinle ilgili atıyorum 12 ay boyunca veri topluyor. 12 ay boyunca veri topladıktan sonra Mücahit Gültekin 3 günlüğüne bilgisayarı hiç kullanmasa, yani offline olsa bile artık 3 gün içerisinde hayatınızda neler yaptığınızı %99 oranında doğrulukla tahmin edebilir hale geldi şu andaki Google. Hocam şöyle bir parantez açayım burada. Bu söylediğiniz şeyler çok önemli. Çünkü bunun siyasal yansımaları da var. Politik düzenle, küresel politik düzenle ilgili muhtemelen sonuçları da olacak bunun. Ya da var. Evet. Kimi tekim görüyoruz. Bununla ilgili hocam inşallah sizinle
ayrıca bir program yapalım istiyorum. Bu çünkü çok önemli bir konu. Değerli hocam, o zaman burada şimdi herkesin aklına takılan, yani halkın, genelin, yapay zeka dediğimizde aklına takılan bir soru var. Ben de onu size yöneltmiş olayım. Şimdi bazıları diyorlar ki, yapay zeka uzmanlarının bazıları da ifade ediyor bunu. Bazı meslekler tarihe karışacak diyorlar artık. Çeşitli meslekleri önümüzdeki 10-20 yıl içerisinde görmeyeceğiz. Bazıları da diyorlar ki, hayır, yapay zeka, evet, bazı meslekler, hatta pek çok mesleği tarihe karıştıracak ama yeni meslek alanları çıkaracak. Farklı meslekler önümüze koyacak. Dolayısıyla yapay zeka insanları işsiz bırakacak mı sorusunu bir tarafında biraz daha böyle karamsar cevaplayanlar var. Bir tarafında evet olacak ama yine de bazı imkanlar açılacak diyenler var. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir hocam? Yani yapay zeka, şunu da sormak istiyorum. İnsanın yaptığı her işi yapabilir mi? Yapay zekanın insanın yaptığı her işi yapması, demin söylediğimiz bu psikolojik süreçler dolayısıyla da çok mümkün değil. Ama şöyle, yapay zeka bir tek işi insandan çok daha hızlı olarak yapabiliyor, çok mükemmel yapabiliyor. Bizim insan olarak yaptığımız hataları o daha az, çok mikron düzeyde yapıyor. Ama biz insan olarak, insan yaratılmış, yani yaratılışımız dolayısıyla aynı anda birden fazla işi aynı anda yürütebiliriz. Bizim buna imkanımız var. Yapımız buna müsait. Makinelerin buna müsait değil. Dolayısıyla yapay zeka insan birçok işi bizden çok daha iyi ve çok daha güzel yapmasına rağmen iyi işler de yapar çünkü. Yani yapay zeka öyle hani nasıl diyelim, sürekli olumsuzlukla ifade etmiyor. Yaptığı iş, mesela örnek vereyim. Karabük demir çelik fabrikasında ağır haddecilik içinde çalışan insanların biliyorsunuz çok kısa bir sürede ciğerlerinde sorunlar oluşuyor ya da aynı yine Zonguldak diyelim, kömür işletmelerinde insanlar tünellerde çok tehlikeli işler yapıyorlar. Bunu bir makineyle yaptığınız zaman insan sağlığını ve dolayısıyla insan sağlığını korumuş ve insan ömrünü uzatmış olursunuz. Bu iyi bir şeydir. Yani buna kimsenin olumsuz deme lütfu yok. Evet. Bu işin boyutu, olumlu boyutu, tabii olumlu şeyleri konuşalım ki her şey kötü ve karamsar, her şey rezil gibi gözükmesin. Nitekim şöyle bir durum var. Biliyorsunuz dünyada her devrim bir şekilde bir üretimle geliyor dedik ya. Siz buna süreç olarak müdahale etseniz bile en çok 5-10 yıl bilemeyiz. 20 yıl eksik geri tutabilirsiniz. O kendiliğinden süreç olarak gelecektir. Biz var olan yapının iyi yönlerini nasıl olduğunu görüp kötü ve olumsuz yönlerine karşı da kendimizi veya çevremizi nasıl koruyabiliriz? Fikirlerimizi, düşüncelerimizi nasıl geliştirebiliriz? Bunu konuşmak için söylüyorum. Yani yapay zeka o yüzden şöyle diyebiliriz ki, ürünlerimize veya hizmetlerimize zeka ekler. İyi yönleri vardır. Mesela diyelim ki işte siz bir sanal öğretmen ürettiğimizi varsayalım yapay zekayla. Sanal öğretmen hiç bıkmadan, usanmadan öğrencilere sürekli olarak ders anlatabilir. Hı hı. Mesela bizim modumuz düşer, günümüz problemli olur, bir olumsuz şey duymuşuzdur ya da çok sevinçliyizdir. Saçma sapan konulardan dolayı dersi eksik anlatabiliriz, lüzumsuz şeyler konuşabiliriz ama makine bunu yapmaz. Bunun iyi yönü olduğu gibi kötü yönü de var. Benim modumun sorunlu olması da öğrencilere yeni bir eğitimdir aslında. Öyle değil mi? Yani siz bir eğitimci olarak düşünün. Benim hareketlerim, hayata bakışım, gözlerimdeki şey, mimiklerim, tarzım yine bir öğrenci eğitimidir. Sadece matematik anlatmakla öğrenciyi geliştirmeyiz. Biz aynı zamanda kendimizi geliştiririz ama matematik öğretmek için önemli olduğunu iddia ediyorsak bir makine de bunu bizden çok daha iyi yapabilir. Ama o tek taraflı yapıyor dediğim gibi. Bakın sadece matematiği anlatıyor. Bense hareketlerimle, tarzımla, o sınıftaki yürüyüşümle, surat ifademle, gülmemle veya sert durmamla öğrencilere farklı modlar oluşturuyorum. Farklı bir yapı oluşturuyorum. O iletişimi kurabiliyorum. Makine bunu yapamaz. Amerika'da ama makinenin iyi yönü de var, kötü yönü de var. Bunu açıklamak için söyledim bu örneği. Anladım. Amerika'da bir çalışma yapıldı hocam. Bu epey de bir ses getirdi. Bir ekibin yaptığı bir çalışma. Yapay zeka önümüzdeki 25 yıl içerisinde hangi meslekleri tedavülden kaldıracak? Ya da ne kadarlık bir oranda mesleği biz artık tarihe gömeceğiz gibi bir çalışma. %47 gibi bir oran verdiler. Ve bazı meslekleri kategorize ettiler. Yani bu meslek,
özellikle yapay zekanın daha kolay ele geçirebileceği mesleki alanlar olduğunu ifade ediyorlardı. Sizin düşüncenize göre hocam, yani ilk böyle yapay zekanın ya da yapay zekalı robotların tedavülden kaldırabileceği mesleki alanlar nelerdir? Yani yapay zeka mesela fabrika sistemini yapay zeka ortadan kaldırıyor bakın. Fabrika. Hı. Bu bir. Hiç insanın çalışmadığı fabrikalar var değil mi hocam? Evet. Onlara, Almanya'da örneğin bu tür fabrikalar var. Amerika'da daha çok var. Mesela bir örnek vereyim. iPad dediğimiz biliyorsunuz tabletleri Amerika önceden Çin'de üretiyordu. Şimdi kendisi Amerika'da adına karanlık fabrika denilen fabrikalarda üretiyor. Daha küçük yerlerde. Daha az işletme maliyetleriyle, daha az insan performansı ve dolayısıyla insan işin içine girmediği için daha az hatayla sokuyorlar işin içine. Mesela işte üretim modelinde diyor ki 1 milyonda 12 tane hata var. O hatalar da bizim göreceğimiz hatalar değil hocam. Mesela ekrandaki bir piksel hatasını hata kabul ediyor. Biz onu kullansak anlamayız bile. 1 milyonda 12 matematiksel anlamda baktığımızda limit olarak yok. Sıfır. Evet, sıfırdır. Ama aynı şeyi senle ben özetseydik hocam, muhtemelen 1 milyonda 120 tane hatalı, en az 120 tane hatalı, ciddi hatalı makine üretir. Dolayısıyla üretim modellerini değiştireceği için fabrika sistemlerini değiştiriyor. Bunun getirdiği insanların sürekli iş yapabileceği birçok böyle merkezi sistem işlerin ortadan kalkmasını sağlayacak. Ancak bu yeni dünyada şu andaki mantıkla yeni iş alanları da açacağı gibi yeni işsizlikler de üretecek. Yani işsizlik sistemini de değiştiriyor. Hı hı. Bu noktada birkaç şey şöyle olabilir. Mesela buhar devrimiyle ilgili siz de okumuşsunuzdur. Buhar devrimi çıktığında İngiltere'de tekstil fabrikalarında çok fazla insanın işsiz kaldığı ile ilgili ve bununla ilgili saldırgan tutumlar, özellikle buhar makinesini icat eden kişi ve grubun sürekli saldırıya uğradığıyla ilgili biliyorsunuz şeyde literatürde yazılar var. Bunun gibi benzer fikirler bugün de mevcut. Yani yapay zeka hayatımıza girdikçe işsizlik artıyor. Mesela şöyle oldu. IT devrimi dediğimiz bilgi işlem sistemleri de devreye girdiğinde CNC tezgahları mesela sanayiye girdiğinde aylarca eve sağlayan 20 kişi yerine CNC tezgahının başında bir kişi çalışıyordu. 20 kişinin işini ve çok daha kısa sürede yapıyordu. O insanlar da işsiz kaldı. Dolayısıyla evet. Mesela bugün çok eleştiri almasına rağmen mantığını iyi anlamak lazım. Türkiye'de mesela çok üniversite açılmasının sebebi de budur. Yani artık lise mezun olmak, ilkokul mezun, ortaokul mezun olmak yeterli değildir. Dil bilmemek şart, yani dil bilmek şarttır, dil bilmemek yeterli değildir. Hani eskiden bir eğitim şart diye bir motto vardı. Bu motto sanayi toplumunun mottosudur. Yeni dünyanın mottosu bu değildir. Bizde eğitim şart değil. Zaten eğitim var. Bunun nasıl daha iyi olacağını söyleriz. Türkiye'nin yeni üniversiteleri, yeni dünyanın sistemine, yeni dünyadaki işsizliğe karşı çözüm üretmek için üniversiteler var sonunda. Yani aslında üniversiteler eskisi gibi sadece bilim ve fikir ve düşünce üretmek yerine biraz da mesleki formasyon üretmeye yönelmiş yerler haline geldiler. Yeterli mi? Değil. Aslında işte Cumhurbaşkanı da biliyorsunuz 1 milyon yazılımcıdan falan bahsetti. Yani öyle pratikte mümkün olan bir şey değil ama bir... Cumhurbaşkanlığı evet. Dijital Dönüşüm Ofisi kuruldu. Yanlış hatırlamıyorsam evet. 2018'de kuruldu herhalde. Bununla ilgili yani. Özel çalışmaların toplandığı, takip edildiği, yönetildiği bir merkezde kuruldu. Fakat burada şöyle bir şey, yani işsizliğe dönük kaygı taşıyanlar hocam şöyle bir şeyi söylüyorlar. Diyorlar ki evet bundan önce de işte makine devrimi, elektrik devrimi bir takım iş alanlarını yok etti ama yeni iş alanları çıkardı. Fakat diyorlar yapay zeka devriminin diğerlerinden farkı şu. Şimdi kas gücüne, emeğe dayalı işleri izale etmesine rağmen, tasfiye etmesine rağmen yine de insanın hem bedensel hem de zihinsel anlamda kendisini hedefleyen bir teknoloji değildi o. Yapay zekanın böyle bir yönü var. Yani doğrudan insanın hem zihinsel hem de bedensel işlerini bir arada yapabilme ihtimali var. O yüzden bu kıyaslamanın çok doğru olmadığı yönünde de bir açıklama var. Ve yani işsizlik probleminin yapay zeka devriminde daha ciddi şekilde ele alınması gerektiğini ifade ediyorlar. Bilmem katılır mısınız hocam?
Hocam bu doğru fakat yani açık konuşmak gerekirse sosyologlarımız, psikologlarımız ve benzer alanlarda sosyal alanlarda çalışan arkadaşlarımız bu konuya ait çok da fazla bilgi ve yetkinliği yok. Bu olumsuz bir durum. Çok geriden ve çok eski tarihi bilgileri kullanarak geliyorlar. Yeni sistemin özelliği şu hocam, yeni devrim şöyle tanımlanıyor, bir literatürde de bu da geçerli. Yıkıcı kapitalizm diye de tanımlanıyor. Özellikle yıkıcı, şu, yıkıcı kapitalizm. Yıkıcı kapitalizm. Evet. Önceki hatırlarsanız biz sanayi devriminden sonra üretilmiş kapitalizm için yırtıcı diyorduk. Yırtıcı, yırtmak. Yırtıcı, evet. Evet. Şimdi siz çerçevenin içerisindeki resmi yırtabilirsiniz ama çerçeve veya onunla ilgili bir fikir ortada kalır. Yıkıcı kapitalizm üstünden dozerle geçiyor. Tuz buz ediyor. Yani yeni sistem tarih, coğrafya, din, dil, ırk vesaire, sosyal alan hiçbir şeyi tanımıyor. Her şeyi yıkıyor. Yeni otonom sistemler devriminin en önemli özelliği bu. Geçmişe dair, gelene dair hiçbir şeyi bırakmıyor. Hocam tam burada o zaman şu soruya da yönelteyim. Şimdi 2017'de bildiğiniz gibi Suudi Arabistan Sofia ismindeki bir robota vatandaşlık verdi. Yani biraz böyle magaziner şekilde konuşuluyor bunlar ama tam da sizin söylediğiniz gibi aslında o yıkıcılığı hissetmemizi sağlayan bir gelişme bu. Çünkü yani vatandaşlık vermek demek bir robota aslında hukuki bir statü veriyorsunuz. Bu anlama geliyor. Çok önemli bir gelişme aslında ve aynı yıl Avrupa Birliği robotlara elektronik insan kimliği verilebileceğini açıkladı. Doğru. Yine mesela geçtiğimiz yıl ya da ondan önceki yıldı Türkiye'de İstanbul Barosu, İzmir Barosu, Ankara Barosu ortak bir çalıştay düzenlediler ve robot hukukuyla ilgili tartışmalar yapıldı. Bugün hukuk alanında ben takip etmeye çalışıyorum biraz hocam. Robot hukuku, yapay zeka hukuku, işte hem medeni ceza hukuku açısından değerlendiriliyor, hem hukuk felsefesi açısından değerlendiriliyor. Çok canlı tartışmalar var. Şimdi siz bu konuda ne düşünüyorsunuz hocam? Yani yapay zekanın özellikle sormak istediğim soru şu. Hukuki özne olma ihtimali nedir? Hocam bununla ilgili 1992'den beri çıkan bir akademik dergi var. Artificial Intelligence and Law diye. Yani yapay zeka ve hukuk diye. 1992'den beri. Tam beri çıkıyor. Bakın o dönemden beri yapay zeka ile ilgili hukuki tartışmalar var. Yapay zeka şimdi ve hukuk. Yapay zeka ve hukuk evet, ismi değil mi hocam? Hı? Artificial Intelligence and Law. Yani yabancı bir şey. Yani Vailay'ın olabilir. Çok iyi hatırlayamam şu an dergi. Yani publisher ama dergi böyle bir dergi 92'den beri çıkıyor. Bu konuda yapay zeka ile ilgili hukuki tüm tartışmaları orada mesela çok güzel görebiliyorsunuz. Bunun dışında Türkiye gerçekten hukuk alanında bu işle ilgili çalışan çok değerli insanlar var, hukukçular var. Fakat bu yeterli değil çünkü çok az bir grup hukukçu bununla ilgileniyor. Çok genel bir hukuk grubumuz yok. Tıpkı dediğim gibi sosyologlar nasıl ki bu konuyla ilgili, psikologlar nasıl ki bununla ilgili çok çalışma yapmıyorsa, mesela sizin çalışmalarınızı okuyorum ben, siz bu konuda çok dertlisiniz. Fakat sizin gibi dertli olan çok ender insan var muhtemelen çünkü görmüyoruz açık konuşmak gerekirse. Bu sorunlu bir iş. Sorun ne? Yarın bir gün bununla karşılaştığımızda büyük sıkıntılar çıkartacağız. Bunun dışında 1990'lı yıllardan beri bu işin çalışılmasına rağmen hukuki altyapıda çok ciddi boşluklar var. Neden? Hukuk dediğiniz şey öyle kolay bir zemini olan bir iş değil. Bakın bugün kullandığımız hukukların tümünün insanlık tarihinden beri gelmiş birikimler sonucu elde edildiğini düşünecek olursak üstünde yüzlerce yıllar deneyimlerin, tecrübelerin buna rağmen hala eksik sorumlu olan noktaların olduğunu düşünecek olursak hocam, yapay zeka ile ilgili hukuki tartışmaların çok ciddi boşluklar oluşturduğunu görürüz. Tek iyi yanı var, cidden bu konuda dünyada, Türkiye'de de dediğim gibi sizin o söylediğiniz arkadaşlar, hukukçular güzel çalışıyorlar. Ben de takip etmeye çalışıyorum onları. Yani biz tabii teknik terimlerini anlamıyoruz ama kafa yordukları aşikar. Ama bu bizde çok az fakat dünyada uluslar arasında çok fazla ve çok güzel işler çıkarttılar. Hızlı işler yapıyorlar. Ancak hala söylediğiniz bu Suudi Arabistan'daki robotun üzerinden yani yapay zeka robotların, yapay zekanın hukukiliği tartışması çok büyük boşluklara sahip. Şu anda biz ne dersek diyelim dolmuyor.
biz kendi görüşlerimizi de bir hukuki bilgiye sahip olmadığımız için arkadaşları, yani hukukçu arkadaşlar kadar yeterince ifade etmekte güçlük çekiyoruz. Çünkü biz olayın teknik yanıyla ilgilenirken evet. arkadaşlar hukuki yönüyle ilgileniyor. Biraz zeminin interdisipliner olup daha sıkı görüşmelere ihtiyaç duyuluyor. Ben Türkiye'de bazı hukukçuların özellikle blockchain altyapısı üzerine teknik zemindeki arkadaşlarla çalıştığı konusunda bilgim var ama dediğim gibi çok azlar, dolayısıyla çok şey yapılamıyor. Yeterince olumlu sonuçlar elde edemiyoruz yani. Çünkü yapay zeka dediğimizde hocam aslında yani şöyle bir boyutu da var bunun. Karar alan bir makineden bahsediyoruz. Yani sizin çalışma evet. alanınız. Siz karar alan algoritmalar üretiyorsunuz. Yani sonuçta evet. Evet. işte diyelim ki bir hastalığın tanısında hocam. Evet. Bunlar daha çok destek sistemleri olarak şey yapılıyor ama bu da gelişiyor sürekli. Bir hastalığı teşhis ediyor. Makine teşhis ediyor. Doğru. Hatta tedavi planı da öneriyor. Şimdi ben mesela bizim alandan biliyorum. Psikoloji, psikiyatri alanında da var bu tür çalışmalar. Empaşiz diye bir yazılım var hocam. Şizofreniyi %87 doğrulukla teşhis edebildiği ifade ediliyor. Hatta bugün çeşitli chatbotlar var hocam. Terapi yapıyorlar. Visa gibi, test gibi bir takım şeyler var. Yazılım programları var. Şimdi sonuçta bu bir teşhiste bulunuyor. Ve aynı zamanda bir tedavi planı da önerebiliyor. Evet. Şimdi burada bir yanlışlık olursa, bir terslik olursa kimi sorumlu tutacağız? Evet. Böyle bir zaten soru var ortada. Şöyle bir şey ki, yapay zeka her ne kadar bir makine karşısında somutlaşmış olsa da kendisi soyut bir varlık. Hatta varlık olup olmadığı bir tartışma konusu, felsefe evet. tartışmaları da bunun üzerine yapılıyor ama hala buna bir çözüm de üretilebilmiş değil. Turing sicili oluşturalım falan diyorlar. Yani yapay zekanın kendi varlığı olacak mı? Yani birikimi daha doğrusu bu tür tartışmalar da var. Evet. Yani şöyle, mesela tıp konularında çok güzel tanılar ve teşhisler koyuyor. Çünkü yapay zeka, ki insan faktörünü ortadan çıkarttığınızda kişiye özel tedavi yöntemi uygulayabiliyor. Ancak %99 bile olsa, bir kişi de olsa, varsayalım 100 kişide 99 doğru tedavi etse bile bir kişiyi hatalı tedavi edebiliyor. Mesela bu noktada doktorlar için hukuki yaptırım mümkünken, yapay zekayı kime şikayet edeceksin? Onu yapan evet. firmaya, kullanana mı? Arada bu işi ilişkilendiren aracı kurumlara mı? Ya da bu işin bilgisayar sistemlerinin altyapısını kuran daha büyük çaptaki gruba mı? Nereye kavga edeceksin? Pardon, özür diliyorum, sözünü kestim ama belki izleyicilerimiz için konunun önemi daha da iyi anlaşılır diye söylemek istiyorum. Şimdi derin öğrenme sistemlerinde şimdi kara kutu sorunu dediğimiz bir sorun da var. Yani biz yapay zeka uzmanlarını ben sizden onu anlatmanızı isteyeceğim. O açıdan soruyorum. Şimdi aldığı kararların bazılarının niçin aldığını o algoritmayı yazanlar da tam bilemeyebiliyor. Yani o nöral ağın içerisinde neler dönüp bittiğini tam şeffaflıkla göremeyebiliyoruz biz. O zaman yapay zeka bir inisiyatif kullanıp irade alıp karar verdiğinde yazılımcı diyebilir ki yani bu benimle alakalı bir şey değil. Yani ben ona bunu yüklemedim. Bu çıktıyı vereceğini vermesini ben ona koklamadım diyebilir. Doğru. Böyle bir problem alanı var herhalde, değil mi hocam? Kesinlikle o kara kutu dediğimiz, black box dediğimiz sorun, şöyle bir sorun. Biz mesela bir makinede bir program veya bir arayüz aracılığıyla algoritmayı veriyoruz ve çalıştırıyoruz. Verdiğimiz bilgilerin istediğimiz sonuçlara çıkmadığını gördüğümüzde diyoruz ki sen bir daha tekrar çalıştır. O da bu sefer diyor ki demek ki benim içeride kullandığım ağırlıklar değişmesi gerekiyor. Sonuçtan memnun olmadı, yeniden yapıyor ama ne yaptığını hiç kimse bilmiyor. Ve niye yaptığını da açıkçası kimse bilmiyor. Bu çok belirsiz bir konu. Bu konuda ilgili hiç kimsenin hiçbir yorumu anlamlı değil. Ancak biz ne zamanki algoritmamızın sonuç olarak doğru sonuçlar çıkıp bizim istediğimiz şeylere ulaştığını gördük mü, budur diyoruz. Makineye evet. diyoruz ki bunu çalıştır. Evet. Bu noktada da onu sabitleyip kullanırken bile
yine black box dediğimiz aradaki boşlukta, o karanlık bölgede yine ne işler çevirdiğini ve gelecekte ne işler çevireceği hakkında da problemimiz var. Çünkü bilinçli bir makine değil bu. Bilgili bir makine. Yani bilgiyi işliyor sadece. Bir bilinç düzeyine taşımıyor. Hocam biz tam bitmeye geldiniz. Yani ben o zaman o soruyu deyim, öyle devam edin. Tamam. Benim çünkü bu kişisel olarak da çok kafama takılan ve son zamanlarda uğraştığım bir konu, bilinç problemi. Yapay zeka çalışmalarında çok tartışılan konulardan birisi bu. Yani siz çok güzel ayırdınız. Bilgili bir şey bu makine ama bilinçli değil dediniz. Şimdi tabii biz bilincin ne olduğunu da psikoloji alanında da cevapsız büyük sorularımızdan ya da zor problem olarak ifade ediliyor bu bilinç problemi. İnsanın bilincini, insanın nasıl bilinçli olduğunu da biz henüz açıklayabilmiş değiliz ama bununla birlikte yapay zekanın bilinç sahibi olabileceğini ya da yapay zekanın da bilinçli olduğunu savunan uzmanlar var. Bilinç üretebileceğini savunan uzmanlar var. Yani mesela şunu ifade ediyorlar, şunu söylüyorlar. Biz karşımızdaki kişinin bilinçli olduğunu nereden bilebiliriz? Yani ben Murat Hoca'nın bilinçli olduğunu nasıl bilebilirim? Belki bir robot. Yani bana bilinçli numarası yapıyor belki. Onu nereden biliyorum? İşlevlerinden biliyorum. Davranışlarından biliyorum. Şimdi karşımdaki robot da bir insan gibi davranıyor ise onun bilinçli olduğunu bilebilmem için sadece o olabilmem, sadece o olarak, yani onun içine girmek gibi bir şansım olmadığına da göre onun davranışlarından, işlevlerinden ancak bilinçli olup olmadığını çıkarabilirim. Bu durumda da ona bilinç atfetmekten başka bir şansım kalmaz deniliyor. Yani varılan noktalardan birisi bu. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz hocam? Yani yapay zeka bilinç tartışmalarında, çünkü biraz önce bahsettiğimiz o hukuki özne, nesne, hukuki statü, sorumluluk tartışmaları da birazcık bununla ilişkili olduğu için önemli diye düşünüyorum. Buyurun hocam. Tabii şöyle, şimdi biz mesela insan olarak, insan yapımızda önce bir bilgilenme sürecine ihtiyaç duyuyoruz. Daha sonra bu bilgilenme süreçlerimiz ve hayattan aldığımız tecrübeler bize bu bilgiyi işleme ve bir bilince dönüştürmeye sebep oluyor. Buna biz akletmek diyoruz. Evet. Akıl ismini kullanmıyorum, fiilen. Hı hı hı. Yani biliyorsunuz Batı literatüründe akıl ismen kullanılır. Ancak akılın tek başına ismen kullanılmasının hiçbir mantığı yok. Onun akletmek, düşünceye çevirmek, bunu bilince üretmek açısından altyapısını kurmak çok önemli. Dolayısıyla biz bilgi, tecrübe, çevresel etkiler, bilgilenme süreçlerimizin bize verdiği imkanlarla bilgimizi bir bilince çeviriyoruz. Bu bilinç bizde bir değer üretiyor. Biz bu değerle bir kimliğe ulaşıyoruz. Makineler bilgiyi bilince ulaştırdıklarını varsaysak bile o bir şeylerden, bilinçten bir değer ve kimlik üretemezler. Sahte olur şu gibi. Hani cenazelerde para karşılığı ağlayan insanlar gibi. Gerçekte ağlayamazlar. Yani onu demek istiyorum. Çünkü onların bizdeki gibi bir ruhu yok. Yani belki burada ruh kelimesi biraz soyut ve çok işin içerisine girmedi biliyorum ama yani bu artık bugün yavaş yavaş literatüre katılıyor hocam. Tartışılıyor artık bilinç tartışmalarında, çünkü ciddi bir çıkmaz var. Evet. Siz biraz önce söylemiştiniz. Yani Deep Blue Kasparov'u yendiğinde aslında ne Kasparov'un farkındaydı, ne yendiğinin farkındaydı, ne de satranç oynadığının farkındaydı. Yani, evet. O bir görevi vardı, onu yaptı. Hı-hı. Sonucunun olumlu çıkması gerekiyordu. Olumlu çıkartmaya çalıştı. Olumsuz da çıkabilirdi. Yani Kasparov da onu yendi. Bu sefer de kendisine negatif bir etki arz eder. Yani çıktısını negatif tanımlar. Yeniden içeride iş yapmaya başlardı. Yani bunu tekrar pozitife çevirme işini çevirirdi. Ya bundan dolayı depresyona girmezdi örneğin. Girmez. Diye. Evet. Ama biz girebiliriz. Benim sıkıntılarım, sorunlarım, sizinle olan ilişkilerimdeki huzursuzluğum, problemli davranışlarım, İşte dediğim gibi kişisel modum, günlük durumum, benim bilgi ve bilinç arasındaki ilişkimi de beni şey yapıyor, etkiliyor. Hatta dediğim gibi bilinci de belli bir değer ve kimliğe yönlendirme konusunda da sorun çıkartıyor. Zaten makineler bilinçten
değere geçemezler. Değer, o dediğimiz ruh hali ya da işte o nasıl anlatılır? İnsanın özel ruhundan kaynaklı. Çünkü biliyorsunuz Allah bize ruhundan üflediğini ifade ediyor. Ne olduğunu bilmiyoruz. İçeriği hakkında bilgimiz yok. Yani bu teolojik bazı tartışmalarda açıklanabilir ama totalde bir yorumdur. Kabul etmek zorunda değiliz ama bir ruhun üflendiğinden bahsediyor. Yani yaratıcıyla bizim aramızda bir iletişim var ediyor. Fakat biz makinelere ruhumuzdan üflemiyoruz. Üfleyemeyiz. Çünkü biz evet. ruhun ne olduğunu bilmiyoruz. Yani siz daha bilinci tartışıyoruz diyorsunuz ya, yani ruh nerede kaldı? Evet. Dolayısıyla makinelerin bu değer ve kimlik üretme olasılıkları yoktur. Bunları yapıyorlarsa eğer, bunları kim kodladıysa onların kodladığı şekilde yaparlar. Yani bunu da kodlayabilirsiniz. Mesela makineye bilgiyi bilince çevir, bilinci değer üret. Değerden de kimlik üret dersiniz. Bir ateist kimlik üretebilir. Bir dindar kimlik üretebilir. Bir cinsel kimlik üretebilir. Yani bunlar mümkün. Ama sonuçta ama bunlar bu kodlamayla ilgili yani. Evet. Buyurun, yani bu sorunun şöyle bir önemi de var hocam. Onu da böyle arada sormuş olayım. Şimdi biz basında zaman zaman karşılaşıyoruz. İşte humanoid bir robotla duygusal ilişki yaşayan, işte evlenen, nişanlanan her neyse kişilerden bahsediliyor. Hatta bununla ilgili işte çeşitli ülkelerde robotlarla, android robotlarla falan ilişki yaşayan kişilerden, hatta bunlar kurumsallaşmış bir şekilde hizmet veriyorlar falan, böyle haberler yer alıyor. Yani sanki böyle bir robotla duygusal ilişki de yaşanabilirmiş. Böyle bir insani ilişki yaşanabilir, bir empatik ilişki yaşanabilirmiş gibi bir izlenim de doğuyor. Ya da böyle bir sonucu da var bunun. Filmlerde falan bunu zaten çokça görüyoruz hocam. Yapay Zeka filminde görüyoruz. İşte 2001 Uzay Macerası, Stanley Kubrick'in filminde görüyoruz. Daha başka dizi filmlerde görüyoruz. Bu olabilir mi hocam sizce? Yani bu insanların, makinelerin, insanların kendi hayat tarzlarında ürettikleri sorunlardan kaynaklanıyor. Nitekim biz son dönemde, siz de görmüşsünüzdür, özellikle 21. yüzyılın başı olan şu dönemlerde artık kimliklerin çok baskın olarak ortaya çıktığı dönemlerde öyle bir yapı üretmeye çalıştılar ki insandan nefret eden insanlar bir ruhu var. İnsandan nefret ediyorlar. Bakın, örnek olsun diye söylüyorum. Hayvan hakları diye ısrarla bastırdıkları noktada bile aslında insansız bir hayvan hakları tartışması var. Evet. Hayvan haklarının yanlışlığı için söylemiyorum. Hayvan hakları konusunda insanların vicdansızlığını, yani hayvanlara karşı yapılan vicdansızlığına muhakkak bir çözüm üretmek zorundayız. Ama işte vicdan, yani sorun orada. Makine olsa bu vicdanı üretmez. Çünkü vicdan değil. Vahşilik üretmez yani makine bu anlamda bakarsanız ama insan bunu yapıyor. İnsan, insansız bir hayat talep eden insanlar ürettiler. Bugün işte Z kuşağı, alfa kuşağı diye tartıştıkları kuşakların sosyolojik yapılarına bakın hocam. Onlara evet. tanımlanan ve onlar için öngörülen dünyada insansız bir insanlıktan bahsediyorlar. Böyle tuhaf bir yapı. İnsanlar da doğal olarak bu psikolojik boşluklarını, ihtiyaçlarını çeşitli araçlarla gidermeye çalışıyorlar. Nitekim bazı insanların biliyorsunuz evlenmeyip evlerinde hayvan beslemeleri bunun bir sonucudur. Hayvan beslemenin herhangi bir olumsuz bir durumu olduğundan değil. Bu yani gerçekten hayvanlar baktığınızda insanlardan çok daha bize makul davrandıklarını, insanların yaptığı kötülükleri onların yapmadığını görüyoruz zaten. Bu kötü bir şey değil. Hatta yani yılana bile dokunmadığınız sürece gelip sizi ısırmayacağını bildiğimize göre hayvanlar aslında o kadar zalim değiller. Yani zalim olan insan. Fakat bu zalim insan tartışmasının içerisine sokmuyorlar bunu. Bunu öyle bir fikre sokuyorlar ki insanları boşluklara düşürüyorlar. Boşluğa düşününce duygusal boşluklarımızı tamamlayacak, tanımlayacak, ihtiyacımızı giderecek bir şeylere ihtiyaç duyuyoruz. Çeşitli araçlar arıyoruz. Hayvan olabileceği gibi, bitki olabileceği gibi, bir bilgisayar olabileceği gibi, işte bir robot olabileceği gibi duygularımızı bir yere aktarmamız gerekiyor. İnsanlar bunu yaparken, yani ben bunu yapan hiçbir insana itiraz etmiyorum. Gerçekten çok ciddi sorunlarla, insanlara çok ciddi sorunlar ürettiler. Hani artık o kadar ihtiyaç, içlerinde o kadar bir ciddi boşluk hepimizin oluyor ki birisi de diyor ki evrene pozitif şey gönderelim. Bizde de bunun karşılığı duadır ya. Yani.
Bunu yapan insan inanın ki kötü niyetli değil. Evet. Yani gıcıklık olsun, hainlik olsun, bana kötülük olsun diye falan yapmıyor. Bir zorunluluğu var, bir borçluluğu var. İnsanın sosyal mesafe diyorsunuz ya, ne demek sosyal mesafe? Ben size dokunmadıktan, sizinle görüşmedikten, birileriyle çay kahve içmediğim zaman o boşluğu nasıl dolduracağım? Yani insanlara çok ciddi sorunlar ürettiler. Şimdi de o sorunları çözemiyoruz. O yüzden inanın yani makinalarda olmaz da zaten. İnsanların makinalara aşık olmasını da bu anlamda anlamamız gerekir ve hepimizin, sadece onların değil, hepimizin çok ciddi anlamda ciddi sorunlar yaşadığımızı ve çok ciddi boşluklarımızın olduğunu görmemiz lazım. Şu anda söylediğiniz şey bu boşluklardan bir tanesi, binlerce boşluktan bir tanesi, evet. Bir araçla kendini o yalnızlığını şey yapmaya çalışıyor. Bence çok da haksız değil yani insanlar evet, bunu yapar. Yani şimdi sizin söylediğinizi desteklemek açısından ifade edeyim hocam. David Lewy diye bir adam var. Makineler insanlar ve makineler insanlar, sevgi ve cinsellik, böyle bir kitabı var, akademik bir kitap. Bu adamın iddiası şu, öne sürdüğü şey şu: gelecekte makineleri insanlardan daha fazla tercih edeceğimizi söylüyor. Yani duygusal anlamda ve cinsel anlamda da daha fazla tercih edeceğimizi söylüyor. Bunun bir zaman meselesi olduğunu ifade ediyor. Ama dediğiniz şey şu açıdan çok kayda değer hocam. Sonuçta insan psikolojik bir varlık, psikolojik temas istiyor, psikolojik yakınlık istiyor ve siz onun bu ihtiyacını giderebileceği doğal insanları, normal insanları onun çevresinden uzaklaştırdığınız zaman, bireyci bir toplum oluşturduğunuz zaman doğal olarak bunu bir başka şeyle doldurmak durumunda. Şimdi değerli hocam, biraz sona doğru geliyoruz ama sona kaldı biraz belki, ama benim açımdan çok önemli bir soru var. Sizin de düşüncenizi açıkçası çok merak ediyorum. Biraz önceki bu bilinç ve işte yapay zekanın hukuki statüsü konularıyla da biraz ilgili, sorunun iyi anlaşılması için şöyle bir örnek de vereyim hocam. Şimdi 2017 yılında Thomas Loomis vakası Wisconsin'de, Amerika'da böyle bir vaka görüldü hocam. Compass diye bir yapay zeka ile bu adamın kararı verildi ve kararı şimdi yargıçlara bir takdir yetkisi tanıyorlar ya hocam. Yani en üst limitten de verebiliyorsunuz, alt limitten de verebiliyorsunuz. Evet. Bu neye bakarak veriyor? İşte o mahkemedeki davranışına, daha önce suç işleyip işlemediğine filan bir takım böyle verilere dayanarak alt sınırdan ya da üst sınırdan ceza verebiliyor hakimler. Şimdi bu yazılım en üst sınırdan ceza verdi hocam, Thomas Loomis'e. Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay yapay zekanın kararını onadı hocam. Şimdi oradaki üyelerden birisi, ilginç olan şey şuydu. Dedi ki biz bu yapay zekanın nasıl çalıştığını bilmiyoruz. Bu New York Times'te falan haber oldu hocam. Yani algoritma şeffaflığı deniliyor biliyorsunuz. Bunun gönderilmesini istediler şirketten. Şirket bunu şirket gizliliği, veri gizliliği, bilgi gizliliği sırrı, ticari sır diye vermedi. Ve buna rağmen o adama bu karar verildi. Şimdi burada çok ilginç bir felsefik bir tartışma var aslında. Yani bir insanın hayatını bir makinenin belirlediği bir örnekten bahsediyoruz. Şimdi insanlık tarihi boyunca hocam biz şöyle bir sınıflandırma yapmışız hep. Yani bir varlık piramidi oluşturmuşuz. En üstte insan var. Sonra hayvan var, işte sonra bitkiler var, sonra cansız varlıklar var. Yani böyle bir hiyerarşi söz konusu. Fakat bugün adına posthumanizm denilen bir akım var hocam. Özellikle bu yapay zeka çalışmalarından da beslenen, etkileşen, bunlarla etkileşen bir akım. İnsan merkezciliğe karşı çıkıyor. Türcülük diye bir kavram kullanıyor. Bizim evreni, kendimizi, canlılarla olan ilişkimizi insan merkezci olarak değerlendirdiğimizi, türcü olarak değerlendirdiğimizi, bunun da ciddi sorunlara yol açtığını plan ifade ediyor. Buradan kurtulmamız gerektiğini söylüyor. O yüzden işte hayvanla, insanla ve diğer varlıkla eşit haklara sahip olacağımız böyle bir evren tasavvuru ediyorlar. Şimdi buna bağlı olarak iki tane sorum var hocam. Birincisi, böyle bir posthumanist perspektif
Nasıl bir dünya öngörüyor sizce? Böyle bir dünya nasıl olur? Ve böyle bir dünyada hocam ne değişir, neler değişir? Yani bunun hukuki, başlangıçta söylemiştiniz ya, hukuki, işte siyasi, ekonomik çok ciddi sonuçları olacak. Ama bu aynı zamanda ontolojik sonuçların olacağını da gösteriyor. Yani varlıksal sonuçları olacağını da gösteriyor. Buyurun hocam. Şimdi öncelikle hocam sanayi devrimini ileten aydınlanma teorisi, felsefesini de biliyorsunuz. Hümanizm felsefesi ya da sanayi, o aydınlanma felsefesi bize şunu söylüyor. İnsan kendi aklıyla kendini onarabilir, kendini yeniden gerçekleştirebilir. Bir sistem, bir sorun yaşadığı zaman o sorununu aklıyla, aklın getirdiği çözümlerle çözümleyebilir diyordu biliyorsunuz. Nitekim sanayi devrimi bize bu aklın getirdiği çözümlerden bir tanesi de fabrikalar oldu. Çeşitli kapitalist sistemler oldu ve biz fabrikalar üretip insanlığa makinalar, cihazlar, üretimler, yani üretimden çıkan birçok mal, hizmeti üretirken ekolojik dengeyi bozduk biliyorsunuz. Ekolojik dengeyi bozmak demek hepimiz için sorumlu olan bir sonraki neslin hayatından çalmak demek aslında. Bunu yapan, sistemi tasarlayanlar insanlar için ilk zamanlar çok önemsenmedi ama tabii sonra herkes bundan zarar göreceğinden illaki buna bir çözüm gerekiyordu. Nitekim hümanist felsefe dedikleri ya da işte tekrar söylüyorum önemli değil, aklımızla kendimizi onarabileceğimiz fikri biraz gevşedi. Felsefi evet. Tartışmaları da çok vardır. Sizin psikolojik alanında da biliyorsunuz bununla ilgili ilginç çalışmalar var. Daha sonra İnsanlığın yeniden kontrol altına alınabilmesi, ekolojik dengenin korunabilmesi ve gelecekteki insan yaşamının daha iyi olabilmesi için posthumanizm dediğiniz, ya bugün adına bu posthumanizm denilen şeyin ne aldığına bakacak olursa bilin. O da şunu söylüyor, tamam biz aklın hizmet ettiğinde çok iyi şeyler üreteceğini düşündük ama insan bunu doğru kullanmadı. Hı hı. O zaman ne yapalım? Hayatı ve insanları kurtarabilmek, doğayı, küreyi ve hatta uzayı koruyabilmek için algoritmalara ihtiyacımız var. Algoritmalar insanların yaptığı bütün yanlışları düzeltir, insanların ortaya koyduğu bütün hataları onarır ve algoritmalar ve algoritmaların ürettiği yapay zeka sayesinde dünya gelecekte hem ekolojik olarak hem de insanın varlığı açısından bütün tehlikeleri ve tehditleri ortadan kaldırır dediler. Örneğin fabrikaların ortadan kalkması ki yapay zeka teknolojileri hocam merkezi olan her şeyi ortadan kaldırıyor. Bugün adına blockchain dediğimiz şey merkezi olan her şeyi ortadan kaldırıyor. Bu vesileyle dediler ki işte insanların merkezi olan kısımlarını ortadan kaldıralım. Bu büyük fabrikaları, çevreye zarar veren büyük makineleri hepsini ortadan kaldırıp çevreye daha az zarar veren, daha yüksek duyarlılıklı bir fikir ürettiler. Onu da algoritmalarla yaptılar. Yani şu anda posthumanizm dediğimiz şey insan aklının yerini algoritmaların alması demektir. İnsan aklı çünkü bu işi çözemedi dediler. Algoritma çözecek ve bunu cidden yapacaklar. Yani ben demin bir örnek verdim mesela işte Karabük Demir Çelik'te ağır haddecilik altında çalışan bir insanın ciğerlerinin yok olmasını bir makinenin çalışması engelleyecekti. Bu iyi bir şeydir. Ömrü uzatması, sağlığı koruması, ekolojik dengeyi düzeltmesi vesaire birçok şey imkan üretebilirsiniz. Bu iyi bir şey. Ancak sorun şu, algoritmalar hayatımıza tıpkı insanın aklının rasyo olarak, burada söylediğim şey hocam, ismen akıl, akletmek değil. Evet. Yani hani biliyorsunuz rasyonel aklın eleştirisinde de biliyorsunuz benzer tartışmalar var. Aynı onun gibi o akletmek değil yani. Yine aklı merkeze aldıkları için onu kullanma biçiminden kaynaklı sorunları ortadan kaldıracak algoritmalar dediler üreteceğiz ama bu algoritmaları da üreten insan aklıdır. Sorun da burada kodlamayı yapan odur. Makine bize, yani biz çeşitli karar almalarını sağlıyoruz makinelerin ama makineler sonunda bizim kodladığımız türden alıyorlar. O hani böyle bilim kurgu hikayeler var. Makine kendi kendine karar aldı. Yok makineler kendi arasında farklı dille konuştu. Bu fişini çekebileceğiniz her şeyin gücü sizdedir. Makine kendi kendine karar alıyor. Elektriğini çektiniz, beslenemedi. Neyle karar alacak? Ben en basit haliyle söylüyorum. Yanlış anlamayın. Evet, bir, evet. Söylediğim ifade teknolojik ve bilimsel bir ifade değil. Mantık olarak söylüyorum yani.
Yok efendim makineler yani konuşuyormuş, konuşuyorlar. Bak mesela bir makinenin konuşma şekli şudur. Makine iş yaparken diyelim işte ağır haddeci döküm makinesi çalışıyor. Bir süre sonra makinenin bakımı geldiğinde makine kendisini geri çekerken B makinesine diyor ki ben tamir kendini onarırken sen gel buradaki işi yürüt beklemesin. Burada insan şeyini sokmuyor. Yani. O makine gidiyor onu çalışırken bu makine kendini tamir ettikten sonra geçiyor. B makinesine diyor ki ben artık tamir oldum sen geri çekil ben devam edeyim. Bunu hiç insansız yapabilirsiniz. Ama bunu kim kodladıysa o şekilde yaparsınız. Yok insanları öldürecekmiş bilmem ne. Makineler katil olma olgusuna sahip değildi, olamazdı. Yani böyle bir bilinç mümkün değil. Ama siz onu kodlarsanız, derseniz ki şu 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 tipleri gördüğünüzde öldür dersiniz, makine onu yapar. Çünkü makine için o bir görevdir, yapar. Ve hocam, bunun, demin, evet buyurun. Kusura bakmayın. Şimdi çok kritik bir noktaya getirdiğiniz için şuna ekleme ihtiyacı duydum. Herhalde birkaç sene önceydi Finlandiya'da akıllı evler, akıllı evlerde bir problem çıkıyor hocam. Ve ısıtma sistemleri bozuluyor. Yani şeyler, ki Finlandiya'da çok soğuk bir ülke bildiğiniz gibi, kutba çok yakın. Ve ciddi sorun yaşıyorlar. Şimdi sizin söylediğiniz şey, bu örneği de şunun için verdim. Bir, o şekilde kodlanabileceği gibi, yani o çok önemli bir vurgu. Sonuçta algoritmanın arkasında da bir insan var. O insanın kim olduğu çok önemli. Aynı zamanda bir başka insan tarafından da hacklenebilir. Güvenlik sorunu her zaman için söz konusu burada. Şimdi burada da dijital veriyle, algoritmalarla, kodlarla yönlendirilen, manipüle edilen yeni bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bu bizim çok ciddi bir sorunumuz. Bunu biz burada konuşmadık ama ben programda önce de sizinle konuşmuştum. Sizin bu konuda seminerleriniz var. Yani dijital veri, dijital veriyle yapılan algı yönetimi, dijital veriyle yapılan manipülasyonlar. İnşallah bundan sonraki bir programda bu konuyu özel olarak konuşalım hocam. Çünkü akıllı telefonlara falan hiç giremedik. Onları ayrıca değerlendirelim. Hocam ben son olarak size şunu da sormak istiyorum. İslami kesimin, İslami çevrelerin, işte dindar, muhafazakar artık nasıl isimlendirirseniz, bu konulara olan ilgisini yeterli buluyor musunuz hocam? Yani İslami değerler açısından tartışılan bu konuların, yani yapay zekanın önemi nedir? Biz niçin bu konuyla ilgilenmeliyiz? Ve İslami kesim sizce bu konulara nasıl yaklaşmalı? Şimdi bizim İslami kesimin dünyada ve Türkiye'de karşılık olarak teknoloji ve bilim alanında yapay zeka ile çok iyi çalıştıklarını görüyoruz. Yani hatta şöyle söyleyebiliriz ki bu yapay zeka teknolojilerini Çinliler dışında Hintliler ve Müslümanlar çok iyi çalışıyorlar. Ve çok ciddi sonuçlar aldıkları bilimsel makaleler ve teknolojik makaleler var. Ancak bunun hayat karşılığı olan kısmına baktığımızda, çünkü hayat akademiden yürümüyor. Hayatla ilgili karşılığına baktığımızda İslami kesim olarak özellikle bizim Anadolu insanımız açısından bakalım. Biz çok geçmişte yaşamayı seviyoruz. Tarihte yaşamayı çok seviyoruz. Hı hı. Tarihte kalmayı seviyoruz. Yani tarihten bugüne gelmek gibi bir şeyler üretmiyoruz. Bunun sorunu şu, yapay zeka dediğim gibi hayatı değiştiriyor. Bakın, yapay zekanın otonom sistemler devriminin bir tanımı da şudur. Hızın hızını arttırmıştır. Şöyle eksponansiyel bir eğrisi vardır. Hızın hızını arttırmıştır. Bu ilginç bir tanımlama. Yani bu benim tanımım değil. Artış mı deniyor? Şöyle ilginç bir sonsuz hızla ilerliyor. Şimdiye kadar var olan hızların hepsine korkunç bir hız katmış durumda. Yeni bir hızdan bahsetmek olmak için demiyorum bunu. Yani ilginç bir yapısı var. Bak geldiği her şeyi yıkıp geçiyor. Tarih, din, dil, ırk, her şeyi yok ediyor. Geçmişe dair hiçbir şeyi konuşturmuyor. Bugünü anlatıyor. Bizim sorunumuz güncel olmakla ilgili. Peygamberimiz kendi döneminin insanıydı. Tarihselcilik olarak söylemiyorum bunu. Kendi dönemini çok iyi biliyordu. Yani kendi döneminin sosyal şartlarını, ekonomik şartlarını, siyasi şartlarını, teknolojik imkanlarını, ticaret imkanlarını, her şeyi çok iyi biliyordu. Biliyorsunuz, Risaletten önce de iyi bir tüccardı.
uluslararası hareketler, uluslararası ticaret yapıyordu. Hatta uluslararası büyük Rum kaiserleriyle, Bizans krallarıyla çeşitli vesilelerle görüşen insan. Tesadüfen bir peygamberlikten bile bahsetmiyoruz. Yani iyi bir bilgisi var, güncel bilgisi. Hatta Mekke'deki sosyal yaşamı, fakirleri, itilmişleri, çok mütref olan insanları falan çok iyi tanıyabiliriz. Bizde sorun bu. Biz günümüzdeki olayları çok iyi bilmiyoruz. Peygamber bizim bir ilke bütünlüğümüzü sağlıyor vahiy ile beraber. Onu karşımıza, yani elimize alıp günü onu okuyup yeni gelen hayata karşı nasıl çözüm üreteceğiz bilmiyoruz. Bir örnek vereceğim hocam. Yapay zeka teknolojilerinde mesela blockchain'e gelene kadar. Şimdi biz faizin haram olduğunu biliyoruz. Kur'an'da bu çok net ifade edilmiş. Biz yani aramızda faizin haramlığını kimse tartışmıyor. Evet. Ama sanayi devriminin ürettiği kapitalizmdeki faiz araçları neydi kimse bilmiyor. IT devriminin ürettiği, bilişim teknolojilerinin ürettiği bu neoliberal politikaların ürettiği ekonomi modelinde hangi araçlar faiz aracıdır kimse bilmiyor. Herkes sanıyor ki bankaya para yatırırsak ya da bankadan para alırsak ürettiğimiz şey faizdir. Ben buna itiraz etmiyorum. Bu tabii ki doğal bir süreç. Ama bir tek bu değil. Yüzlerce, binlerce faiz aracı var. Biz hiçbirisini bilmiyoruz. Ve faiz haramdır diyoruz. Burada bir tuhaflık var. Yani eksik bilgimiz var. Yani olumsuzladığım şey eksik bilgimiz. Biz bilgiyi tamamlamak ve hayata dönmek zorundayız. Blockchain geldi bakın. Kapımıza dayandı. Biraz gelişmiş, yani gelişmeler, uluslararası siyasetin getirdiği sorunlar dolayısıyla blockchain yavaş ilerliyor ama geldi. Biz burada nasıl zekat vereceğiz? Biz burada faiz araçlarını nasıl kullanacağız? Bu nasıl bir para sistemidir? Bilmiyoruz. Bilmeyince bana faiz haramdır dediği zaman Mücahit Hoca yani olmaz hocam diyeceğim. Sebebi şu, siz eksik bilgili olduğunuz için, niyetinizin kötü olduğundan değil. Biz biliyoruz ki birbirimizle biz bu hukuku oluşturabiliriz. İyi niyetli olduğumuz, yani bu konudaki hassasiyetlerimiz belli. Ama faiz araçlarını tanımıyoruz. O zaman benim faize bulaştığımda beni koruyabilecek bir Mücahit Hoca'yı nereden bulacağım? Beni elimden tutup çekecek kimseyi nereden bulacağım? Bakın çok basit olsun diye söyledim bu örnekleri. Biz basit faiz araçlarını dahi bilmiyorken sistem hakkında bu işin yanlışlığını nasıl konuşabiliriz? Blockchain'e haramdır diye fetva veriyor İslam alimi olduğunu insan iddia eden insanlar. Olur mu böyle bir şey? Yani haram olabilir bakın yanlış anlamayın. Konuyu haramdan çıkartıyorum. Ya, eyvallah. Şöyle bir ekleme yapayım. Ama blockchain'in ne olduğunu bilmiyor. Sorun orada. Yoksa haramsa oturur konuşuruz buna göre bir çözüm üretiriz. Eyvallah deriz ama bilmiyorsun ki neye haram diyorsun. Siz demin söylediniz black box var yani kara kutu var. Adamın yani makinenin ne iş yaptığını bilmiyoruz. Burada bir sıkıntımız var zaten. Biz bu sıkıntıyı çözememişken sen bunun çıktılarıyla ilgili sorunları itiraz ediyorsun. Olmaz mı? Yani olmaz dediğim yine bu hassasiyetimiz devralsın. Ben hassasiyetle ilgili itirazım yok ama artık bir bilgilenme süreci. Yani güne döndü. İslam dünyasının en büyük sorunu tarihin tozlu raflarında kalmış olması. Hala bize küp üretiyor. Gerek yok buna. Yani biz onları bilmeyelim demiyorum. Onları bugüne taşıyalım. Yani. Eyvallah. Ki yarın gelecek... Gelecekle ilgili bizim ufkumuz olsun. Bakın 1992 yılındaydı. Yani kimden duyduğumu hatırlamıyorum ama Çin'de bulanık mantıkla ilgili çalışan kişi sayısının 15 bin olduğunu söylüyor. 90'ların başı. Bakın yani biz daha neredeyiz? Yani? Daha bugün yeni yeni sizle ben konuşuyoruz bu konuları. Biraz itiraz eden biziz. Yani itirazdan kastım da şu ya. Hadi gelin beraber öğrenelim. Evet. Bu iş teknikle de olmaz hocam. Sizinle benimle falan da olmaz. Bu bir şey gerekir. Konsorsiyum gerekir. Kesinlikle. Bir kafa yorma gerekir. Kesinlikle. Hepimiz bu yola hep beraber girmek zorundayız. Yeni güne alışmak zorundayız. Yani çok kritik, hayati şeyler söylediniz programın sonunda. Ama bu programlar gençlerimizin, üniversite öğrencilerimizin, lisansüstü öğrencilerimizin belki bu konulara ilgi göstermesini sağlar diye düşünüyorum hocam. İnşallah. Bu konuda çaba göstermek gerekiyor. Ben söylediklerinizden pek çok not aldım. Özellikle hocam dijital veri, big data, bunlarla yapılan manipülasyon, algı yönetimi ve bunlara karşı nasıl bir direnç gösterilebilir? Bu konularda hocam sizinle inşallah bir program daha yapmak isterim. Artı blockchain konusu benim de anlamak istediğim bir konu hocam.
bu Bitcoin, blockchain, eğer uygun olursanız bununla ilgili de ayrıca bir çalışma yapalım hocam. Tabii. Hocam ben son olarak söylemek istedikleriniz varsa onları da alalım hocam. Sonra programı yavaştan toparlayalım hocam. Buyurun. Dediğim gibi bu çok geniş bir konu. Siz de şey yaptınız, çok çeşitli başlıkları var. Bizim bildiklerimiz var, yeterli olamadıklarımız var. Bu konuda yeterli olan arkadaşlarla ortak çalışmalar yapmalıyız ya da gelip bize bir şeyler anlatmalı ya da birilerine anlatmaları lazım. Bu işi konuşacak şeyimizin çok olması lazım ki hayata söz söyleyip gelecek ufku üretebilmeliyiz. Çünkü bakın bugün deizm tartışmaları bunların üzerinden gidiyor. Sanayi devriminin ürettiği, aydınlanma felsefesinin ürettiği yapı ateistim üretiyordu. Bugün postmodernizmin ürettiği yapı deizm üretti. Bu mevcut durumda postmodernizm dediğimiz bu yeni sistem acaba bize neler üretecek? Gerçekten bu konuda hiçbir bilgimiz yok. Beraber çalışalım, beraber konuşalım, beraber itiraz edelim. Hatalarımızı beraber izole etmeye çalışalım. Birlikte yürümek için el ele kol kola ihtiyacımız olan bütün bilgilerimizi ortaya koyup beraber bir yol alalım inşallah hep beraber. Eyvallah hocam. Ben açıkçası çok faydalandım. Bunu açık yürekle ifade ediyorum hocam. Çok güzel, verimli bir sohbet oldu. İnşallah dinleyicilerimiz için de faydalı olmuştur diyelim. Bir başka programda inşallah görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.